Yerel güvenlik ilkesi özellikleri yardımıyla parola veya kullanacakları gibi ilkeleri belirleyebilirsiniz. Bunun için yönetimsel araçlar menüsünde bulunan yerel güvenlik ilkesini çift tıklayın. Sol tarafta gruplar halinde göreceğiniz seçenekleri kullanarak çeşitli güvenlik ilkelerini belirleyebilirsiniz. Örneğin parola ilkeleri konusunda bir düzenleme yapmak için önce hesap ilkelerini sonra da parola ilkelerini tıklayın. Kullanılacak parolalar için bir geçerlilik süresi belirlemek istiyorsanız, sağ tarafta bulunan en az parola geçerlilik süresini çift tıklayarak gün değerini değiştirin. Bu durumda kayıtlı kullanıcılar burada belirlediğiniz değer sonunda parolalarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Parola geçmişini uygula seçeneğini kullanarak daha önce kullanılmış en fazla 24 parolanın izlenmesini ve bu parolaların tekrar kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Daha fazla güvenlik için parolaların karmaşık olarak düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için parolalar karmaşık gereklerine uymalıdır seçeneğini çift tıkladıktan sonra özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda kullanıcılar harf ve rakamlardan oluşan karmaşık parolalar belirlemek zorunda olacaktır. Diğer yerel ilke düzenlemeleri için sol tarafta bulunan yerel ilkeleri çift tıklayın. Denetim ilkesi seçeneklerini etkinleştirerek kullanıcıların izin verilen veya verilmeyen içeriğe erişim için yaptıkları girişimlerin güvenlik günlüğüne kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, izin verilen dosyalara ve klasörlere yapılan erişimlerin kaydedilmesi için Nesne erişimini denetle seçeneğini çift tıklayın. Sadece başarılı erişimler için başarılı kutucuğuna tıklayın ve onaylayın. Hatalı erişimlerin de kaydedilmesini istiyorsanız diğer kutucuğu da onaylayabilirsiniz. Aynı işlemleri gerekiyorsa diğer seçenekler için de yapabilirsiniz. Kullanıcı hakları ataması özelliklerini belirlemek için sol tarafta bulunan kullanıcı hakları atamasını tıklayın. Burada belli başlı sistem işlevlerinin özelliklerini değiştirebilir, yetki tanımlamalarını kullanarak kullanıcıların yapacağı değişiklikleri kısıtlayabilirsiniz. Örneğin aygıt sürücülerini yüklemek ve kaldırmak için bir kullanıcıya izin vermek istiyorsanız sağ tarafta bulunan listedeki ilgili seçeneği çift tıklayın. Kullanıcı ya da Grup Ekle düğmesini tıklayarak yönetici özelliği olmayan diğer bir kullanıcının da bu işlemi yapabilmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi sol tarafta bulunan Güvenlik seçeneklerini tıklayın. Örneğin oturum açma işlemi sırasında son oturum kapatmış olan kullanıcı adının görüntülenmesini istemiyorsanız, Etkileşimli Oturum Açma, Son Kullanıcının Adını Görüntüleme seçeneğini çift tıklayın ve etkinleştirin. Tamamı tıkladığınızda değişiklik uygulanacaktır. Kullanıcıların parola değiştirme süresi bitmeden parolalarını değiştirmelerini istemiyorsanız, kullanıcıdan süresi bitmeden parola değiştirmesini iste seçeneğini çift tıklayın. Buraya bir değer girerek süre bitiminden kaç gün önce parolanın değiştirilmesinin isteneceğini belirleyebilirsiniz.